Doğru Marka programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğum MNG Yönetim Hizmetleri ve aynı zamanda MNG Fuar ve Kongre Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Aydoğan Süer. Hoş geldiniz Aydoğan Bey. Hoş bulduk. Ve sizi bir kısaca hemen tanıyalım mı? Doktor Aydoğan Süer, MNG Yönetim Hizmetleri ve MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri AŞ Genel Müdürüyüm. Ee, Türkiye'de uzun yıllardır parayken de markalar ve ticari gayrimenkul sektörü üzerine e, kitaplar yazdım makaleler yazdım e, tabii parakende sektörünü uzun yıllardır takip ediyorum doğru marka yaratmak onun için çok önemli bir program e, bugün Türkiye'de belli sermayelerle şirketler kurabilirsiniz ama şirketlerin bir kendi içerisinde bir sermaye bedeli var e, sermaye bedeli bir sermaye bedeliyle bütçelendirdiğiniz bir şirketinizi e, yeni oluşturduğunuz bir markanızı doğru konumlandırırsanız o günkü sermaye bedeli üzerinden çok ciddi daha gelir durumu yaratacak, sermaye yapısını güçlendirecek ciddi adımlar atmış olabilirsiniz. Ben Türkiye'de alışveriş merkezleri ve parakende sürdürülebilirlik kitabını yazdım. Daha sonra dünyada alışveriş merkezleri ve parakende de alışverişin geleceği. Yine ticari gayrimenkullerde biliyorsunuz pandemide çok önemli bir problem vardı, kira problemi vardı. Bununla da ilgili yatırımcılar ve parakendecinin ortak uzlaşması konusunda kazandığın kadar öde diye bir kitap yazdım. Bu kitapların sahibiyim. Uzun yıllardır markalar ve parakende dünyasını çok yakın en takip ediyorum. Yani bizim bugün doğru markada çok doğru bir konuğumuz var. Ee, kitaplardan istiyorum. Tam mutlaka ben 3 e, yani hani... kitabı da size çok yakın bir zamanda ulaştıracağım. Tamam imzalı bir kitap istiyorum. Ee, MNG Holding'den başlayalım. Ee, sizin görev yaptığınız iki ayrı şirketinin genel müdürüsünüz. Bir şirketler hakkında bize bir kısa bilgi verebilir misiniz hizmetleriniz hakkında? MNG yönetim hizmetleri, tabi biliyorsunuz ki bugün Türkiye'de outsource ettiğimiz birçok işlerimiz vardı. Tesis yönetimlerini, çok önemli elinizde projeler olabilir. O projelerinizi tesis yönetimlerini dışarı firmalara falan veriyorsunuz. Hı hı. Yine alışveriş merkezleri kendi grup içerisinde, MNG bugüne kadar hep bir lojistik firması olarak çok ön plandaydı. Hepimiz öyle tanıyoruz aslında. Hepimiz bir kargo şirketi olarak aslında biliyoruz ama tanıyoruz, evet. MNG şirketler grubu Türkiye'de yaklaşık 28 bin kişi Türkiye'de ve yurt dışında 28 bin çalışanı olan, çok 9 sektörde şey. faaliyet gösteren, havacılık sektöründen altın madenciliğine, alışveriş merkezi sektörüne, otel sektörüne kadar, WoW otellerin de aynı zamanda sahibi. Asıl işi ee, en önemli güçlü tarafı bir güçlü bir Türkiye'nin taahhüt şirketidir. Bir inşaat grubudur MNG. Ee, ama tabii MNG şirketler grubu içeri, çatısı altında bazı işim değişiklikleri olabiliyor. Aslında MNG'nin şirketleri içerisinde en güçlü tarafımız bizim MAPA inşaattır. Evet. İnşaat tarafımız şirketimizin lokomotif tarafı. Ne kadar güzel. Peki e, vermiş olduğunuz hizmetleri asıl biraz ayrıntılı anlatmanızı rica edeceğim. Yani özellikle AVM kısmını ve fuarcılık tarafını ve işi siz nasıl tanımlıyorsunuz? Ben sizden dinlemek istiyorum. Çünkü bunu doğru markaya bağlayacağınızı biliyorum. Tabii şöyle işte biz şu an Türkiye'nin 5. büyük alışveriş merkezini yönetiyoruz Erzurum'da. Tabi evet. e, tabii Erzurum lokasyon olarak çok önemli bir il. 12 ilin çevre illeriyle Azerbaycan, Gürcistan ve e, o sınır bölgesindeki sınır ülkelerimizle olan ilişkileri anlamında da çok stratejik bir nokta. E, orada toplamda 248 bin metrekare toplam alanı olan 175 bin metrekare kapalı olan, kapalı alanı olan, yılda pandemiden önce 24 milyon ziyaretçi ağırlayan, içeride 250'nin üzerinde işletmesi olan dev bir tamam projeden bahsediyoruz. Doluluk nasıl AVM'deki? %100 dolu bir proje, %99 dolu şu an. Peki pandemi döneminde dahil mi? Çünkü... Tabii tabii dahil ama şimdi biraz önce doğru markayla ilgili, işte doğru, doğru marka yaratmakla ilgili nüanslar. Bir pandemi dönemi geçiriyorsunuz. Türkiye soğuk rüzgarlardan ve fırtınalardan geçiyor. E peki bir proje nasıl bu kadar bir doluluk oranını yakalayabiliyor? E nasıl bu sürsü sürdürülebilir oluyor? İşte doğru marka yaratmak buradan başlıyor. Oradan Biraz onlara... başlayalım o zaman. E, buradan... Sorumu sordunuz. Sen. Tabii işte buradan başlamak lazım. E, tabii bildiğimiz gibi işte 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla başlayan e, Türkiye ve dünya çok önemli krize. Türkiye için bir, bir çok önemli bir kırılman geçiş, geçiş kırılma noktası oldu. Toplu yine deliğinden geçtiğimiz bir süreç diyebiliriz. Evet. Bunu nereye bağlayacağız? İşte markaların, evet bir markayı oluşturmak çok önemli ama bir markaya asıl en önemli tarafı o markayı sürdürülebilir kılmak. Sürdürülebilir kılmak için de doğru marka yaratmak lazım. Bunun için neler yapmalıyız? Biz neler yaptık? Önemli adımlar attık. Bir defa biz Türkiye'nin önemli şirketleri içerisinden biri olabiliriz ama ben hep şunu diyorum esnaf gibi davranma gerekliliğini yerine getirmeniz lazım. Bu gibi ülkelerin içinden geçtiği ekonomik süreçlerde, kırılma noktalarında millet olmanın, toplum olmanın gereğini yerine getirmek lazım. Bizler yatırımcı ayağında. Bu tabii ekonomideki o belli dönem içerisinde yaşadığımız zorluklarda ve fırtınalarda esnaflarımıza iskontolarla, kiralarında ciddi destekler vererek yerine göre ciro modeliyle onlara konumlandırma yaparak çok ciddi destekler verdik. Ciro modelini de eksis çıkarttınız galiba. Tabii da Türkiye'de bunu en aktif ve özellikle yabancı şirketlere karşı orada çok sert bir tutum vardı. Sebebi ise şey tabii sözleşmeleri dövizle yapıyorsunuz. E TL ile gelir elde ediyor. Siz o perakendeciye dönüp yarın döviz belli bir şeyde stabilde kalmadığı dönemde Orada bir %30'luk, %40'lık, %50'lik bir artış olduğunda e, para kendici TL ile gelir elde ediyor. Siz dövizle kirasını ödüyor. E, dövizde bir anda makas ayrımı çok artıyor. E, orada dönüp e, o para kendicinin orada yaşaması çok mümkün görünmüyor. E, nitekim eğer böyle yatırımlar yönetiyorsanız e, para markalarınızın nabzını çok yakını takip etmek zorundasınız. Biz de yakın takip ediyoruz. O markalarımızın mevcut kiralı, kira gelirlerini, e, içinde bulundukları çünkü Öyle dönemler var ki döviz kurundaki artış aynı zamanda parakendecinin ürünlerinde de çok ciddi bir maliyet artışı yaratıyor. Tabii. Ee, aslında işin özü şu. Ee, bugün tabi Avrupa'da programımızı izleyen birçok izleyicimizin belki birçoğunun işletmesi var. Ee, kimisi restoran işletiyor, kimisi tekstille ilgileniyor ya da farklı faaliyet alanları gösteriyorlar. Ee, tabi burada bir maliyet hesabı yapılıyor. Ee, bir siz bugün bir işletme yeri kiralayacaksanız, bir ticari alan kiralayacaksanız bir başa baş noktası hesaplıyorsunuz. Benim asgari kiram ne olmalı? Personel maliyetim ne olmalı? Sarf malzeme maliyetim ne olmalı? Stok maliyetim ne olmalı? Bu sorulara bir cevap arıyorsunuz. Bir fizibilite çalışması. Bir fizibilite yapıyorsunuz ve başa baş noktası oluşturuyorsunuz. Bu başa baş noktasında da yine çok önemli bazı ince dengeler var. Mesela tekstilde genelde marka patronları şunu söyler benim kiram toplam ciromun %15'ini geçmemelidir. Ortalamada da fizibilde. Bu sizin deneyiminizden yola çıkarak. Tabii abi, değil tabii tabii. Yani bu geneldir. Yani bir tabii bunun içerisinde bazı ne gelir? Kimisinde %17'dir, kimisinde %18'dir, kimisinde %10'dur. O Ama ürünün, bu bazdadır o genellikle. Ürünün, o ürünün, o ürünün maliyeti e, ve e, toplam operasyonel e, kendini, maliyetler içerisinde kendini konumlandırdığı, konumlandırdığı, nokta burasıdır. E, tekstilde Der ki benim kiram toplam ciromun %15'ini geçmesin. Yeme içme alanlarında maksimum %20'yi geçmesin. Teknoloji %5'i geçmesin. Beş Gibi. şunu diyebilir miyiz? Geçmemeli de diyebilir miyiz? Geçmemeli daha doğru bir tabir olur Heh. tabii ki. Ee, ama onlar bu anlamda e, genelde bir maliyet analizi yaparken e, yaşayabilmeleri ve sürdürülebilir olmaları için bu bu fizibiliteyi buna göre oluştururlar. Nitekim biz de birçok bizden bu anlamda fikir almak isteyen, danışmanlık almak isteyen, öneri almak isteyen insanlara da bunu söylüyoruz. Tekstil işi yapıyorsanız diyoruz ki yaklaşık ciro hedefinizi ortaya koyun ama kiranız toplam cironuzun %15'ini geçmeyecek şekilde konumlandırın. Yeme içme alanlarında kiranız toplam cironuzun %20'sini geçmesin. Teknoloji işi yapıyorsanız kiranız toplam cironuzun %5'ini geçmesin gibi konumlandırmak gerçekten çok doğru bir yaklaşım. Ama e, bu, bu tabii bu işin bir işletmenin sürdürülebilir olması ve yaşayabilmesi gerçekten çok önemli bir unsur. Onun için de maliyet analizi bu taraftaki, bir şimdi doğru marka yaratmakla ilgili kira tarafı neden önemli? E, bir marka yaşayabilmesi için doğru bir maliyetler üzerine kurulu olması lazım. Temeli sağlam atılması gerekiyor. Tabii. Yarın bir gün evet. Bir, öne, biz hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. İşte yeni bir işletme açtığımızda önce büyük bir heyecanla, Ciddi çalışıyoruz, sahaya giriyoruz, operasyon ekibimizi ona göre kuruyoruz, pazarlama bütçemizi ona göre ayarlıyoruz. Ama koyduğunuz kısa vadeli ve orta vadeli ve uzun vadeli hedeflerde nefesinizin tıkanmaması lazım. Onun için maliyet bu işin gerçekten en önemli ayağı doğru marka yaratmak anlamında. Maliyeti iyi hesaplamak, başlangıç için diyoruz. Tabii ona. Tabii, tabii. Daha yani pazarlamaya o, geçeceğim çünkü tabii ayrıca. O, o, <laughs> o işin lokasyon ayağında e, maliyeti doğru oluşturmazsanız, nefesiniz erken kesilirse e, yola devam edemezsiniz. Peki yer seçiminin önemi nasıl burada? Mağazı Tabii için... markalarda markalarda belki de yine çok en önemli konular. Aslında zincirin en zayıf halkası en güçlü halkası kadar güçlü. Yani siz bugün bir doğru marka yaratmak istiyorsanız maliyet analizinden lokasyon yeri tespitine, dijital pazarlamadaki etkinize, outdoor'daki PR pazarlama süreçlerinin yönetilmesinden stok yönetimine personel yönetimine kadar aslında zincirin en zayıf halkası en güçlü halkası kadar güçlü. Bir bütünsel şekilde güçlü olmanız lazım. Evet yeni yatırımcılarımız bir heyecanla diyor ki ben çok iyi mal buluyorum. Ama siz sadece çok iyi malı buluyorsunuz. Çok iyi malı tedarik ediyor olmak demek sizin çok iyi bir marka yaratacağınız anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Eğer zaten bu bileşke içerisinde herkes çok iyi marka yaratabilseydi bugün Türkiye'nin 178 milyar dolarlık ihracatı bugün belki 800-900 milyar Milyen dolarlarda olabilir. olacaktı. Bunu niye söylüyor? Ya da işte her firma, her açılan işletme marka olurdu. Ama demek ki iyi bir, başarılı bir marka olmak için, doğru bir marka olabilmek için tek bir tarafta ya da birkaç yerde güçlü olmak yetmiyor. Bütün alanlarda, bütün o bir nasıl bir soğuk ürün zinciri varsa işte artı dörtten oraya girecek ürün önce girecek soracak bir denge bir sinsile varsa doğru marka yaratmakta da çok önemli bir ince bir sinsile var. O zaman şunu diyebilir miyiz? Biz genellikle marka stratejisi yazarken herkes başlangıcı yazıyor. Yola çıkışımız şu şekilde olacak. Öncü marka olacağız ya da sektör liderini takip eden marka olacağız diye. Ama sizinden öğrendiğim kadarıyla stratejiyi biz aslında en sonuncu açacağımız mağazaya kadar ki ya da son gelecek müşteriye kadar ki her şeyi yazmak mı? Aslında şöyle, şimdi Doğukan Bey orada bir şeyi karıştırmamak lazım. Her ülkenin kendi içerisindeki dinamikleri ve tüketici zevk ve tercihleri ve beklentileri farklı. Yani siz bugün bir marka yaratmak istiyorsanız her markanın bir ruhu, bir kimliği, bir kendine göre yol haritası olması lazım. Doğru. Yani bugüne kadar birçok kitap şunu anlatır. İşte marka yaratacaksan bunu yapacaksın. İşte efendim iyi bir lokasyon tespiti yapacaksın. iyi bir ürün tedariki kuracaksın. İşte efendim doğru bir maliyet analizi yapacaksın. Ama bunlar yetmez. O zaman herkes bu formülü alır, uygulamaya çalışır. Ama neden başarılı olmuyorum sorusu sorulur. Ben de tamam hocalar bu kitapları yazmışlar, bu veriyi koymuşlar. Neden peki o zaman ben bu verilerin formülünü ortaya koymama rağmen neden başarısız oluyor? Doğru mu? Doğru. Yani birçok tüketicimizin, bu <laughs> şeyimizin, Başınıza yatırımcımızın, gelen. yatırımcımızın belki de yaşadığı en büyük sorun bu. Ben Türkiye'de çok önemli yatırımcı girişimcileri bugün el ele göz göze kaldığını görüyorum. Ya ne oldu? Bu kadar çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Ama bir sonuç alamıyoruz. Neden marka olamıyoruz? Bakın her, pro, her yaptığınız bu dijitalde markalaşmak. E, dijitalde markalaşmak derken e, bir teknoloji faaliyeti gösteriyorsunuz. E, teknolojide markalaşmak. Tekstilde farklılaşmak, farklılaşmak. Gıdada farklılaşmak. İnşaatta markalaşmak. Hizmette markalaşmak. Aslında adam bugün temi, bir güvenlik temizlik şirketi var. Avrupa'da iş yapıyor. Onu markalaştırmak istiyor. Kimisi bir ürününü markalaştırmak istiyor. Kimisi gayrimenkullerini mi? markalaştırıp pazarda yer alması kendisini. Gibi. Şimdi burada bir formülü sadece koyup bir denklem içerisinde önüne koyamazsınız bu insanlar. Yani e, sadece bu analiz teknikleriyle, bu süreç yönetimleriyle bu iş olmaz. Her projenin kendine göre kendi içerisindeki dinamiklerde birkaç tane güçlü tarafı var. Bakın bunu izleyicilerimiz iyi dinlesin. Eğer bir doğru marka yaratmak istiyorsanız önemli altyapı çalışmaları yaptınız, bütçeler ayırdınız ama bir yerde tıkandınız. Bu işin anahtar kısmıdır bu. Bir grubun, bir şirketin, bir markanın 10 tane güçlü tarafı olmaz. 10 tane güçlü tarafı varsa bu çok istisnai bir durumdur. İtipik bir, bir, bir durum. Çok istisnai bir durumdur. Ama siz markalaşmak istiyorsanız içinde bulunduğunuz mevcut koşullarınız içerisinde en güçlü Hedef kitlenize hitap edecek bir güç bir iki güçlü tarafınızı öne çıkararak varlarsınız. Yani Doğru. kendi dinamikleriniz içerisinde o bir güç bir iki güçlü tarafa alıp onun üzerinde pazarlamayı yoğunlaştırıp marka olma yolunda adımlar atmanız lazım. Tabi bunları yaptınız, çok iyi pazarladınız, ambalajladınız. Bazı ürünler ambalajıyla çok öne çıkar. Bazı ürünler lezzetiyle öne çıkar. Bazı ürünler kullanıma dayanıklılığıyla öne çıkar. Ama sadece bununla yetmez. Bu işin satış sonrası hizmetler ayağı da çok önemlidir. Tabii ki. Mesela ben bir tüketici olarak aldığım bir ürünün arkasından telefon açıldığında 5 dakika beni efendim call center'da bekletilmesi o markaya olan benim şeyimi düşürüyor mesela enerjimi düşürüyor. Yani çok dünya de. markalarının birçoğunda da bunu yaşıyoruz. Ama çok hızlı bağlanıp hemen o 30 saniye içerisinde kaydı oluşturup teknik servise ulaşmak o marka olan sempatimi arttırıyor. Enteresan değil mi? Yo bence çok, yani ben, çok güzel bir yaklaşım. Ben mesela bir te ürün alacağım. Kendi evime bir ihtiyacım var. E, aynı bu o bulunduğum alışveriş merkezi içerisinde yan yana işte efendim teknolojik yerler var. O ürünü satan ortak noktalar var. E, ama ben o daha önce yaptığım call center'dan aldığım teknik hizmetteki hızlı yaklaşım e, maliyetini yani, tercih sebebi. orayı tercih sebebi yaratıyor. Şimdi işte doğru marka yaratmak, markalaşmanın çok ince dengeleri ve özellikleri var. Sadece iyi ürün satmak değil. Aynen öyle. Yani e, doğru markayı sizden çok güzel tanımladık. Ben şeyi merak ediyorum. MNG AVM'nin başarısının sırrını. Yani bu anlattıklarınızı uyguluyorsunuz ya ama. Ben tabii biraz şimdi MNG Alışveriş Merkezi, Fuar Kongre Merkezi, Biz kendi tabii kendi tarafımızda başarılı bir yönetim süreçlerini ortaya koyuyoruz. Ama programın içeriğinde bugün Avrupa'daki izleyicilerimizin kendi firmaları içerisinde başarılı olmalarını sağlayacak. Aslında biraz nüanslara değinmek istiyorum. Yani Buyurun. genelde programlarda işletmeler kendi tarafındaki modelleri anlatıyor. Ama bizim kendi izleyicilerimiz de en azından bugün ben özellikle sizin için bir şehir dışı programı iptal ettim ve çok. sizin için özellikle geldim. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizin yeriniz bende çok özel. Çok sağ olun. Ee, onun için bugün en azından izleyicilerimiz kendi bulundukları işletmeler içerisinde, kendi yaptıkları ticari faaliyetler içerisinde doğru markayı nasıl yaratmalı onun üzerinde bence yoğunlaşalım. Yani biz zaten Türkiye'nin önemli şirketlerinden biri olarak biz oradaki faaliyetlerimizde o başarıyı sağlıyoruz. Evet. Ve yürütüyoruz. Ama emek biz bugün birçok yatırımcımız, birçok işletmemizin en büyük hatası ve sorunu nedir biliyor musunuz? En evet. büyük sorunumuz e, biz emeklemeden koşmayı düşünen bir toplu yatırımcı zihniyet. Maalesef. Yatırsın. Yani önce emeklemeniz lazım. Ondan sonra yürümeniz lazım. Sonra koşmanız lazım. Sonra uçmanız lazım. Şimdi siz bir, bir faaliyet alanı, bir ticari faaliyet alanı, bir marka oluşturup bir anda emeklemeden koşmaya başlayıp sonra uçmaya kalkarsanız kusura bakmayın işte bu uzun vadeli ve sürdürülebilir olmuyor. Çabuk düşüyorsun o zaman. Ee, onun için bu emekleme dönemleri. Yani şirketlerin bugün o nüansları biz verelim ki izleyicilerimize. Marka oluşturma konusunda çünkü gençlerimizin bugün yaşadığı ticari girişimler içerisinde yaşadığı en büyük sıkıntı o yol haritasını doğru ortaya koyamamalarından kaynaklanıyor. Çünkü bu çok spesifik bir iş. Bakın, organize perakendede de, de Türkiye'nin markaları içerisinde ekonomide Türkiye pazarına olan etkisini yansımasını ve yerini biliyor musunuz? Buyurun. Türkiye organize de sektöründe dünyada ilk 10 sırada çok iyi. Çok enteresan. 225 milyar dolar yıllık organize kendi sektöründe bir tüketim var. Çok büyük. Yani. 1.1 1.1 1.1 trilyon TL organize par para kendi sektöründe bir cirosu var. Yani bu ne demek? Organize perakende para sektörü markalarımız yurt içi gayri safi milli hasılasının %25'ini oluşturuyor. Türkiye Türkiye ekonomisinin %25'inde önemli bir dinamik oluşturuyor. Bugün 3 milyon gencimiz organize perakendecilik sektöründe yani markalarda i̇stihdam. istihdam ediliyor. Yarım milyon gencimiz alışveriş merkezlerinde istihdam ediliyor. Dev bir istihdam kapısından bahsediyoruz. Özellikle üniversitelerde okuyan hayata, kariyer hayatlarında ilk adımı atan, hem geçinmek zorunda kalan, geçim kaygısını da ekonomisine bir yansıması olan gençlerimizin kariyer hayatlarında ilk satış ve pazarlama sürecinin pazarlama sürecine yetişme fırsatı buluyor. Şimdi bu dengeyi böyle bakmak lazım. Aslında markalarımızın e, ulusal, ulusal ve uluslararası da çok önemli bir misyonu var. Ha, ama ben kendi ülkemiz için benim bana göre bizim ülkemizin ihracatın 700-800 milyar dolarlara taşınması çok da böyle ütopik değil. Yani belki şu an ekonomistlerin bazıları bu programı izliyorsa ya bu hoca da herhalde ayakları yere sağlam basmıyor. Ya bir bir rakamlardan bahsediyor ama yani Türkiye dünden bugüne gelmiş işte örnek veriyorum yaklaşık 200 milyar dolara ulaşmış 220 milyar dolara ulaşmış. E bugün dönüyor efendim 700-800 milyar dolarlardan bahsediyor. İşte gelen Z kuşağı, gelen yeni gençlik vizyonuyla misyonuyla böyle bir vizyon vizyon. Ben te diyeceksiniz ki ya Aydoğan hocam nereden buldunuz bu rakamı yani? Marka markaların e, ülkeler ekonomisinde ihracattaki rolü gelişmişliği ne nasıl bu bu rakamlara ulaştınız? Alın işte söylüyorum işte doğru marka yaratmak. Doğru marka yaratırsan bugün Apple'ın ne kadar Samsung'un ne kadar Rakım dünya biz söyleyemiz. biz biz Türk markalarından bir dünya markası yaratabilirsek belki bir markamızın cirosı toplam ihracatımızın iki katı kadar olacak. Peki yaratabilecek miyiz? Ya bunlar çok zor şeyler değil. Değil mi? Bunlar ülke politikaları. Tabii Türkiye son 20 yıldır çok önemli gelişim gösterdi. Altyapıda, yapıda, üst yapıda, turizmde. Yani ben düne kadar biz 20 yıl önce 15 yıl önce. Ben çocukluğumu biliyorum. Ee, yurt dışından bir çikolata geldiğinde çikolatanın ambalajına özenen bir Türkiye vardı. Ee, o çikolatayı saklardık. Ambalajını açmayalım, kıyamazdık. Ee, o çikolata bozulurdu, çikolatayı da yiyemezdik. Sadece ambalajıyla böyle önümüze kalır. Ondan sonra onu atardık falan gibi. Yani bu neden işte Türkiye Avrupa'nın bir çikolatasına bile ambalajına kıyıp açamayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Özenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ee, ama ben tabii e, mutlaka bazı yerlerde daha Avrupa Avrupa'nın standartlarında yaklaşacağımız yerler vardır ama artık hiç kimse kusura bakmasın ki Türkiye'nin birçok faaliyet alanında çok üstün tarafları var. Fazlası var eksiği yok. Ya ben, ben şey... nereden biliyorum? Turizmde. Bugün Avrupa otellerine gidiyorsunuz. Son marka anlamında Hı -hı. da çok önemli. Bizim otellerimize geliyorsunuz. Beş yıldız standartlarında Havalimanlarımız 5 yıldız standartlarında. Para kendiye geliyorsunuz. Organize para dedik. Markalara geliyorsunuz. Bütün dünya markalarına en lüks mağaza konseptleriyle ulaşılabilirlik var. Şimdi bu Türkiye'nin dünden bugüne geldiği noktada bu kadar bir o 20 yıl içerisinde bir ürünün ambalajına özenen bir toplum bugün fazlası var eksiği yok tarafına gelmişse neden pazar payı içerisinde bu rakamlara ulaşılmaz? Çok net. Çikolata ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, evet. Eskiden özeniyorduk yurt dışından gelen çikolatalar ama şu anda Türkiye'deki en büyük gruplarımızdan biri dünyanın en büyük çikolata gruplarından biri zaten satın aldı artık. O güçteyiz. Tabii tabii tabii. Yani hani... bir defa önce hayatta bir şey var. Şimdi doğru marka yaratmak istiyor musunuz? Önce farkındalık. Ben kimim? Benim beklentilerim ne? Şirket olarak da, kişisel olarak da. Kişisel marka yaratmak istiyorsanız ben kimim? Benim ne beklenir? Benim beklentilerim neler? Nereyi amaçlıyorum? Ne Hedeflerimizi geniş geniş tutmak lazım. Yol haritamı kaç yıllık beklentim var? Kaç, o kaç yıllık beklenti içerisinde nereye ulaşmak istiyor? Şirketseniz kısa vadeli, orta vadeli planlarınızı, projelerinizi yapacaksınız. Eylemlerinizi ona göre oluşturacaksınız. Artık bizim hiçbir ülkenin dün dünden bugüne geldiği nokta içerisinde efendim sadece özenen bir tarafıyla bakan bir Türkiye yok artık. Kesinlikle.